pazarlar. Hoş geldiniz. Eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyoğlu hocamla yine sizlerleyiz. Tercih süreciyle ilgili konuşuyoruz. Merak edilenleri cevaplıyoruz. Hadi başlayalım. Evet hocam. Tercih kılavuzu yayınlandı. 4 Ağustos'ta YKS sonuçları açıklanacak. 5 Ağustos ve 13 Ağustos arasında da artık tercihler yapılacak. Peki şimdi kontenjanlar, bölümler belli oldu. Öğrenciler ilk ne yapsın? E, teşekkür ederim Nurca. Öncelikle öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. E, kısmetleri, nasipleri bol olsun diyelim. Ve onları dikkatli olmaya davet ediyoruz. E, ve çünkü tercih kılavuzu çıktı. Hatta e, sevgili öğrencilere çok önemli bir tavsiyem var. Tercih kılavuzunu iyi okumayın, iyi anlayın. Şimdi bunun arasında e, Nurce çok büyük bir fark var. Yani iyi okumak, yani işte okur geçersiniz. Ama iyi anlamak, o kılavuzun altında yatan e, etkenleri, acaba benim sınavı kazanmamda ne gibi e, bir yolumu açar, yolumu tıkarı anlayabilmektir. Mesela bir örnek vereyim. E, beşinci sayfada diyor ki. Ee, bir bölümü kimin kazanacağının belirlenmesinde ben hani anlaşılır hale getirmek Hı -hı. için bu cümleyi kullandım. Ee, bir bölümü kazananların belirlenmesinde aynı bölümü tercih etmiş adaylar arasından tercihi hangi sırada olursa olsun puanı büyük olan adaya öncelik verilecektir diyor. Şimdi bundan ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Alın bir dizi. Bir yığın altından anlam çıkıyor. Bakın ne diyor? Ee, kimin bir bölümü kazanacağının belirlenmesinde puanı büyük olan adaya öncelik verilecektir diyor. Madde 1. Bundan sonra lütfen not alarak dinlemenizi rica ediyorum sevgili öğrenciler ve değerli ailelerin. Bu şu demek. Puanı yüksek olanın tercih formunu okumadan... Puanı düşük olanın tercih formunu sistem değerlendirmeye almıyor. Yani bir öğrenci, bir öğrenci güzel tercihi yaparak sadece puanını en iyi şekilde değerlendirmiş oluyor. Yani kendisinden düşük puanlıların kendisinin önüne geçme şansı yok. Öğrencimizin de kendinden yüksek puanların önüne geçme şansı yok. Sadece o yazmazsa geçer. Biz bunları da stratejilendireceğiz. Senden yüksek puanlıyı nasıl geçersin? Sen yazdın o yazmadı. Sıra sende. Sen kazanırsın. İşte burada bu senaryolar üzerinde duracağız. Ee, mesela e, ya burada kontenjanlara gireyim. Kontenjan evet, evet. artışları değil mi? Tercihleri nasıl <laughs> etkileyecek kontenjan sayıları? Değil Ondan mi? Şimdi bununla ilgili e, ÖSYM'e e, tablolar yayınladı. Hı hı. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diş hekimliğinde 2020'ye göre... Ee, 870 kişilik bir kontenjan artışı var. Peki bu 870 kişilik kontenjan artışı tıp sıralamalarını bir parça da olsun aşağı doğru indirebilir. Ama bu nerede aşağıya doğru çeker bunu? O e, sıralaması çok yüksek olanlarda değil tam olarak. Sıralaması düşük olanlar da aşağı doğru çeker. Öğrencilerimizin bunu kovalaması lazım. Hadi bakalım kontenjanlar arttı. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi'nde sıralama çok düşer. Bakın ne kadar artmış? Şöyle örnek vereyim. %11 kontenjan artmış. %11 Hacettepe Diş Hekimliği'nde düşme olur. Hayır, olabilir de elbet. Ama olmayabilir de. İşte tercih listesinde... Ee, olma olasılığı kontenjanla da alakalı değil. Yani diş hekimliğini bu sene öğrenciler yazmıyordur. Mesela <laughs> tıp 741 kişilik kontenjan genişlemesi olmuş Nurya. <laughs> Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size diş hekimliği açısından da bu. <laughs> Lütfen bu noktalara çok dikkat edin ve iyi dinleyin sevgili öğrenciler. Tıp ve diş hekimliğindeki kontenjan artışı mühendisliklerdeki sıralamayı geriletebilir. Hem de yüksek mühendisliklerde bile yapabilir bunu. Neden? Öğrenci bir istatistik çıkıyor önüne. Ya mühendisliklerde işte mezun fazla falan. Ben ha işte mezun olduğumda hangisinde daha rahat iş bulabilirim? Sağlık bölümlerinde rahat iş bulabilirim. O zaman diyor yüksek puanlı çocuk. Kontenjanlar da artmış. Yükseğin bir o altı. Ben o zaman diyor mühendislik yazmayacağım. Ee, Tıp yazacağım, diş hekimliği yazacağım. Ben öyle yapın demiyorum, yanlış anlamayın. Ee, ama böyle yapıyor çocukların çoğu. Ne oluyor bu? Aslında yüksek puanla bir elektrik elektroniğe, makinaya, belki de bilgisayara girecek öğrenciler, tıp ve diş hekimliğine doğru yöneldiği zaman oradaki puanlar düşük. Ya hocam, ne demek istiyorsunuz? Der gibi baktın Nurya <laughs> bana, açık konuş der gibi baktı. Ben de açık konuşayım. Mesela. En yüksek bilgisayar bölümü elektrik elektronik hangisidir? ODTÜ'dür, Boğaziçi'dir, İTÜ'dür, Yıldız Teknik'tir. Devletlerden örnek veriyorum. Yani burası hani özellerde e, reklama girer o. Devletten örnek veriyorum sadece. E şimdi çocuk burada e, yüksek puanlılar tıbba ve diş hekimliğine yönelirse ODTÜ... İttü, Boğaziçi, Yıldız Teknik gibi mühendisliklerde gerileme olur. Hı -hı. O gerilemeden dolayı da aradan sıyrılır. Peki <laughs> bu taktikleri biz nerede vereceğiz? Burada vereceğiz. TRT Haber'de <laughs> inşallah her gün olacak olan bu program e, ter sınav sonuç açıklandığında her evet, değil mi? Evet sınav açıklandıktan sonra her gün olacak. Ha İzninle Nuriyeciğim şurayı da hemen Hı -hı. bir noktalamak Hı -hı. istiyorum. E, bir defa e, ben Süleyman Hoca olarak buradayım ama Ankara'da sosyal sorumluluk projelerinde konuşmalar yapacağım. Lütfen o ücretsiz, bedava, e, uzun süren seminerlerimizi e, dinlemeye davet ediyorum. Ayrıca Instagram Bonus Hoca'dan da yine e, her gün 21'de seminerlerim olacak, tercih seminerleri. Öğrencilerimizi en iyi şekilde e, başarıya götürmek için şu andan itibaren aralıksız çalışacağız. Hocam aslında tercih yaparken sadece mesleğimizi değil hayatımızın da tercihini yapmış oluyoruz. Doğru tercih. Bunu bir açalım mı? Doğru tercih nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Ya yani yanlış yapan çok fazla öğrenci var. Şimdi bir araştırma yapılmış. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yüzde kırkı gittikleri bölümden memnun değil ve bölüm değiştiriyorlar. E neden? Yani yanlış tercihler de yapılıyor. Onlardan da biraz bahsedelim. Bu işin doğrusu ne? Ondan da bahsedelim. Eee... Nuriye çok güzel bir soru sordun. Ee, açıklamaların da içerikli ve doğru gerçekten. Bu maalesef böyle. Bakın biz şunu düşünmememiz lazım. Bir gün bir öğrenci geldi bana dedi ki, ismini vermeyeyim üniversitenin. Türkiye'nin en iyi üniversitesinin e, mimarlık bölümü. Bak bundan 7-8 sene önce. Hı hı. Ya hocam dedi, siz dedi o üniversitenin mimarlığı hakkında neler konuşulduğunu biliyor musunuz? Mimarlığı bir de tavsiye ediyorsunuz dedi. Ben de evladım dedim, bak o e, eleştirenler e, mimarlığı istemeyen çocuklardır. Şimdi Nurya şöyle düşün, ya değerli aileler, çocuk mimar olmak istemiyor. Sırf puanı yüksek diye biz çocuğu götürür mimarlığa koyarsak, ot tüsü, it tüsü, hiç fark etmez. Çocuk o mimarlığı eleştirir. Siz bir çocuğa, çok lüks bir lokantada hiç sevmediğiniz bamyayı yedirirseniz o çocuk o lokantayı da eleştirir, bamyayı de eleştirir. Haksız mıyım? Evet bölüme uygun. Yani bölümünü sevmesi lazım, o bölüme uygun olması lazım. Sadece istihdam açısından düşünülmemesi lazım. Tabii biz orada çocuklarımız üniversiteleri terk ederken Türkiye'deki üniversitelerimizin kalitesinden kaynaklanmıyor bu. Yanlış tercih yönlendirmeleri yapılıyor. Peki neden bu yanlış yapılıyor? ölü tercih cümlesi kullanılıyor. Yani çocuk hemen onu tercihler döneminde e, ekrana da düşüreceğiz Nurya. Sonuçlar açıklandığında mesela çocuk 30 bininci olmuş, 35 binden bir yeri yazmak istiyor. Onun hayalindeki bölüm 35 alıyor. Aynı üniversitede ama 35 alıyor. Tercih yapan danışman bunlar tecrübesiz grubu kastediyorum. Hı hı. Diyor ki ya bu ölü tercih olur. Şimdi sen tamam 35 bin, 30 bin almışsın. 35 binle gidersen e, o ölü tercih olur. Onu yazma. O zaman sana biz 30 binden bir yeri yazalım. Çocuk diyor ki hocam ben oraya gitmek istemiyorum ki diyor. Cık, olmaz diyor. Bak puanını yakma. Hı hı. Ve çocuğu ikna ediyorlar. İkna odalarında adeta. Çocuk yazıyor. Arkasından da Beddua ediyor yani. Danışana da beddua ediyor, herkese beddua ediyor. Evet. Biz orada dikkatli olmamız Bireysel gerekiyor açıkçası. Bireysel verememiş oluyor ama arkadaş Aynen. da çok etkili oluyor. Tercih sürecinde ona da biraz dikkat etmek lazım. Bak bu da çok güzel bir soru. Sen tabii <laughs> yeni bir mezun olarak, <laughs> yenilerde mezun olarak daha doğrusu ya Bunu çok iyi biliyorsun. Arkadaşlıklar değişiyor üniversitede biliyor musunuz? Bakın çocuklar arkadaşlarınızın peşinden istemediğiniz bölüme girmeyin Nur ya orada üniversite yıllarından yeni yani yakın zamanda mezun olan bir öğrenci olduğu için soruyor bunu. <laughs> ve ne oluyor? Üniversiteye gittiklerinde başka arkadaşlıklar ve dostluklar ediniyorlar. Bu defa birbirleriyle kıskanıyorlar. Ben senin için bu üniversiteye <laughs> geldim. İşte sen yurtta örneğin diğer kişiyle daha samimi oldun. Hayda gir birbirine. Ve bir anda pişman oluyorsunuz çocuklar. Arkadaşlarınızla ee, her zaman görüşebilirsiniz ama onların peşinden herhangi bir üniversiteye gitmeyin. Tabii. Yanlış yani. Şöyle Kesinlikle. hatırlıyorum. Şimdi 3 kişi geliyor 3-4 kişi geliyor. Nereye yazdık? Hadi hep beraber yazalım. Şu şehre gidelim vesaire gibisinden. O yüzden. Değil mi o? Sizi, lazım sizin lazım. zamanında da böyleydi. Çok değil mi doğru. Nurya? Emin ol artarak <laughs> devam ediyor. Maalesef olmaması lazım. Evet, evet hocam. Evet. Şimdi sorularımıza geçelim. Buyurun Nurya. Hafta içi ha? gelen sorularımızdan. Biraz seri hareket edeyim. Baya is... orada oyalandık. evet. Hı? Sosyal medyadan bir sorumuz gelmiş hocam hafta Hı? içi. Hocam merhabalar. tyt ve AYT'den 60'ar net bekliyorum. Sayısal öğrencisiyim ama eşit ağırlık bölümleri de ilgimi çekiyor. Ankara'da okumak istiyorum. Sizce Türkiye'de hangi mesleklerde gelecek var? Bu puanla tercih yapmalı mıyım? Yoksa seneye mi hazırlanmalıyım demiş. Şimdi tyt ve AYT 60. 60'a 120 neti var. 120 neti var. Aynen bunu bir çizelim. Ee, Ankara'da okumak istiyor. Ankara'da hangi bölümleri önerirsiniz? Şimdi bir de altını çizelim. Ee, Geleceğin mesleklerinden istemiş. Onu da belirtelim hocam aslında e, her meslek Türkiye'de geleceğin mesleği. Yani biz şuraya mesela bir e, işletme iktisat fakültesinden bir hocamızı oturtalım. E, öğrencilere sorsanız çok mezunu var. <laughs> ama işletme iktisat fakültesinin hocası der ki ya mezunlar da mezunlar evrildi artık der. Teknolojiye hakim, çok üst düzey dil bilenleri sektörler Aradan arıyordur. Sindildi. Tabii <laughs> tabii. Şimdi öğrencimizin sayısal ama eşit ağırlık düşünmesini saygıyla karşılıyorum. Çünkü ee, öğrencimizin yetenek becerisi ilgisi o yönde geleceğin mesleği teknoloji becerilerinde yatıyor. Hangi diplomayı e, alırsanız alın onu e, gele teknolojiyle uyumlu hale getirdiğinizde geleceğin mesleği olur. Örneğin uluslararası ticaret yazabilir, işletme yazabilir, iktisat yazabilir ama bir koşulda bilgi güvenliği teknolojisi, veri analisti gibi alanlarda veya bulut bilişim gibi alanlarda e, yüksek lisansını yapmalıdır durum oraya geldi. Evet, sosyal medyadan diğer sorumuza geçelim hocam. Süleyman Belediyeoğlu hocama bir sorum olacak. Ben sağlık alanında eğitim almak istiyorum. Bu alanda veri analistliğinin önemli olduğunu söylüyorlar. Veri analistliği sağlık alanında okuyan bir öğrencinin edinmesi gereken bir formasyon mudur? Sorumu cevaplarsanız çok teşekkür ederim demiş. Hocam veri analistliği, önce biraz bundan bahsedelim. Nedir veri analizi? Şimdi aslında büyük verileri toplayan, hı hı. Ve bunu değerlendirilenlere veri analisti denilir. Yani orada iki tane ucu var. Hem veriye ulaşıyor topluyor sonra onu değerlendiriyor. Şimdi bilim dediğiniz olgu veriye dayalıdır. Dikkat ediyor musunuz? Koronavirüs vakasında bile bilim insanlarımız çıkıyor. Ya veriler şöyle diyor veriler evet. böyle diyor. O faz bir faz iki falan veriye dayalı bir çaba zaten. Şimdi buradan baktığınızda işletmede böyle değil mi? Bankacılık verilere dayanarak strateji belirlemiyor mu? Hepsi böyle veri analistliğinin girmediği yer yok. Sağlıkta da öyle. İşte hangi tür hastalar geliyor, kaç tanesi nasıl iyileşiyor, hangi ilaçlar kullanıldığında iyileşiyor, hangi bunu yapmıyor. Veri analisti aslında her bilim dalının kullanacağı bir alan. Hatta şimdi ben o e, TÜSİAD'ın raporunda var tıbbi cihaz sanayini vesaire ile ilgili. Diyor ki, e, bugün diyor sağlık sektöründe tıbbı bilip Mühendislik alanını bilmeyen, mühendisliği bilip tıbbi terminolojiyi bilmeyen çok sayıda çalışan var diyor. İşte yeni e, iş dünyası Bunların her ikisine de hakim olan elemanları istiyor aslında Nurya. O zaman veri ana öğrenci hekim mi oldu? Veri analisti hemşire mi oldu? Veri analistinde yüksek lisans yapabilir. Ne bileyim fizyoterapist mi oldu? Veri analistinde yüksek lisans yapabilir. Ee, anestesi uzmanı mı oldu? Orada da yapabilir. Yani sınır yok açıkçası. Evet, sayılarla uğraşacağını. Ve kapılar lazım. açılıyor Nurya orada. Ona da dikkat etmemiz lazım. Evet. Sosyal medyadan diğer sorumuz hocam. YKS'den aldığım puana göre 2 yıllık bir yüksekokul yazacağım. Muhasebe ile pazarlama arasında kararsız kaldım. Ne tavsiye edersiniz demiş. Hangisi daha avantajlı olur 2 yıllıkta? İşte aslında daha avantajlı olan kişinin kendisidir Nurya. Yani muhasebeye Hı. baktığınız zaman iş alanı bayağı bir var. Pazarlamaya gelince... Pazarlama. Ya şimdi isim vermeyelim reklama girer ama... Pazarlamada artık dijital pazarlama, YÖK'ün geleceğin meslekleri listesinde de var. YÖK onu kafadan uydurmamış zaten. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Ekonomik Forumu da kafasından uydurmamış. Sanayiciler <laughs> diyor ki, teknolojiyi çok iyi kullanan, e, zihni açık, iletişimi açık, e, inovatif becerileri yüksek... Hı hı. ...çalışan sıkıntımız var diyor... ...pazarlama departmanlarında... ...şimdi bak ben şöyle bir şey okuyacağım şimdi... ...hiç akla gelir mi bu? Hı hı. Ee, tıp dünyasıyla ilgili... ...ilginç bir veridir... ...o YÖK'ün raporundan aldım yine... ...O YÖK'ün çalıştığında, işlerin geleceği mesleğinde... ...diyor ki... ...firma çalışanlarında diyor... ...sağlık sektöründeki firma çalışanlarında... ...işletme eğitimi eksikliği var... ...duydunuz değil mi çocuklar? Yani sağlık çalışanıyla... İşletme bilgisi arasındaki ilişkinin ne olduğuyla ilgili bir kompozisyon yazınız desek yani hep zorlanırız aslında hele de bizim kuşak. Ama var artık. Siz gelin orada sağlık o zaman e, nereye geliyorum? Sağlık yöneticiliği. Nedir bu? Sağlık terminolojisine hakim, sağlık işletmeciliğini bilen kişi demek. Buyurun. Yani öğrencilerimize gerçekten birazcık kendisini geliştirdiklerinde çok büyük bir fırsat olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Evet muhasebede, pazarlamada aynı şekilde Tabii Zaten tabii aynı şey. Pazarlamada artık çok fazla rövançta olan bir bölüm. Çünkü e-ticaret siteleri de yaygınlaştı biliyorsunuz. Tabii ki. Bu iş olanaklarını çok fazla artırdı. Bir de Nuriye orada muhasebede e-ticaretin muhasebesini de bilecek bu arada. <laughs> o da var. Öğrencini kendisine bırakıyoruz ama. aynen. Zaman. aynen. Evet şimdi videolu sorumuz hocam. Videolu sorumuzu şimdi izleyelim. Düşünüyorum. Fakat aklımda bir konu var. Çok fazla mezun var. Ne yapmamı önerirsiniz? Evet. Hukuktaki mezun fazlalığı. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konu hakkında? Şimdi bakın. Hukuktaki mezun fazlalığı nedir biliyor musun Nur ya? Değerli aileler, sevgili öğrenciler. Hukuk yazmaması gerekirken hukuku sevmeyen mezun fazlasıdır o. Ben genç bir e, iletişimci olarak e, Nurya, senin bu mesleği çok sevdiğini biliyorum. Hakikaten çok güzel böyle çalışıyorsun. Burada yaşadığın herhangi bir zorlukla da ilgili bir kelime yakındığını duymadım. Niye seviyorsun? Hı hı. Sevmesen üf ya falan dersin. <laughs> Durmadan hep aynı şey oluyor ha. Bulursun bir şeyler. Öyle olduğundan da değil de işte sen hı hı. işte biz eğer bir işi seviyorsanız onun zahmeti zevk. Sevmiyorsanız zevki zahmet olur. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. Bir işi seviyorsanız zahmeti zevk olur. Ama sevmiyorsanız zevki bile zahmet olur. Çok güzel sözmüş. Hayır, yani bu arada bu söz bonus hocanıza aittir. Öyle mi? Tabii şurada <laughs> Ben de senin gibi çocukluğumdan beri yazarlık, iletişim bunu istiyordum. 24 yıldır da ekranlardayım. Sayısız program yaptığım oluyor bir gün. Emin olun bir gün öf dediğim duyulmamıştır. Sevgili İsmail Yolcu var benim yanımda. Başarılı bir iletişimcidir o da. Onunla birlikte gerçekten severek yaptığınızda ekip arkadaşları olarak da söylüyorum. İşte o zaman huku seviyorsanız hiçbir zahmet size zahmet gibi gözükmez, zevk gibi gözükür. Evet aslında niceliğe değil niteliğe bakmak lazım. Süpersin. Ve süpersin. E, mezun olduktan sonra tabii diğer adayların arasından da sıyrılmak için... Kendini biraz yetenekli alanlara yönlendirmek ya gerekiyor. Zaten Nur ya orada yakınanlara bakma, zevkle İşi yapanlara bak. Olacak. ha, Onlara bak ya sen onlara sorma. Hocam şimdi mezunlar da çalışırken çalışma hayatında yükselmek istiyorlar. Tabii benim kariyerimde hangi şirket bana daha iyi imkanlar sunar diye araştırıyorlar. Biraz da bundan konuşalım. Şimdi çalışanların en fazla yükseldiği şirketlerin ortak özelliği bunlardan bahsedin isterseniz. Şimdi yapılan bütün bilimsel çalışmalar teknolojik gelişmeler yani dijital dönüşümün dönüşemeyen onu ayak uyduramayan çalışanlar üzerinde bir baskı ve tedirginlik oluşturduğunu söylerler. Ya biz bunu hakikaten görüyoruz da zaten. Şimdi. Ee, bana deseniz ki ben işte televizyonda program yapıyorum vesaire. <laughs> ya dijital becerisi olmayanlara bundan sonra program yaptırılmayacaktır denilsin panik olurum. Neden? Benim bir genç kadar dijital becerilere yatkın olma şansım var mı? Yok. Bulunduğum yaş itibariyle. Ama burada o zaman dönüşen insanların kaygılanmasına gerek yoktur. En hızlı yükselen meslek grubu teknolojiyle ilgili ve teknolojiyle barışık olan istihdam üzerinde olduğu saptanmıştır. Onun için öğrencilerimizin yolu açık olsun. Bunlara da dikkat etsinler. Evet sosyal medyadan bir sorumuz var hocam. Ee, bilgisayar teknolojisine çok ilgi duyuyorum. Bu yüzden ilk tercihime bilgisayar mühendisliği yazmak istiyorum. Bilgisayar konusunda iyi bir kariyer için yüksek lisansımı hangi alanda yapmalıyım demiş. Bir adım sonrasını düşünen bir arkadaşımız. Ee, Biraz erken değil mi hocam? Yok Nurcan aslında Sizin erken plan, değil. Şimdiden planlasın diyorsunuz tabii ama tabii, kesinlikle. lisans okurken yani lisanstayken ilgi alanları değişebilir. İşte ona göre çeşitli lisans alanlarına yüksek lisans alanlarına yönelebilir. Neden? Ama bilgisayar mühendisliği için önemli olan yüksek lisans bölümlerini siz yine de Tabi Tabii söylerim. tabii yok orada şurada şu var ee, bir tane formu şey yetmiyor beceri. Portfolyo Hı -hı. dediğiniz olgu Hı -hı. ha şunun gibidir işte. Koca bir dosya içinde yetenek ve becerileriniz bir tane olmaması lazım. Hı hı. Artık e, o dikey uzmanlaşma dediğimiz bizim hani bir alanda derinlemesine uzanır uzmanlaşırken çatal açıyorsunuz. Mesela şöyle düşünün siz bilgisayar yazılım ve donanımı e, aynı anda kapsıyor. Ama şimdi sen orada aynı anda kapsıyor ikisinden de eğitim alıyorsun. Sen diyorsun ki dur ben yazılımı ve donanımı öğrendim. Örneğin diyorsun bili güvenliği teknolojisi konusunda yazılım konusunda daha derinleşeceğim diye biliyorsun. Yapay zeka konusunda diyorsun. Ya da mesela nesnelerin internetinde bitmiyor bu Nur ya. Yani orada çatal açarak ilerliyor. Nesnelerin interneti akıllı cihazların birbiriyle iletişimini ifade ediyor ve gelecekte fabrikaları, insanları yönetecek kadar önemli bir takım şeylerden bahsediliyor burada. İşte bunun için bizim özellikle e, mesela dijital medya pazarlamada uzmanlaşabilir. Bilgisayarı bitirmiş ya. Bunu küçümsemeyin. Ne deniliyor? Bakın önemli bir cümle kullanacağım. Zengin olmak ve başarılı olmak için artık bir bilgisayar iyi bir ekip ve de iyi bir fikir yeterlidir deniliyor. Ekip dediğinde işte 40-50 kişi ya da 3-4 kişi. Tekrar ediyorum. Artık başarı için İyi bir bilgisayar, iyi bir ekip birkaç kişiden oluşan ve de iyi bir fikir yeterlidir deniliyor. Bu mükemmel bir metafor yani inanılmaz güzel bir metafor. Evet, videolu sorumuz var hocam. Buyurun. Ee, onu izleyelim şimdi. Evet. Merhabalar hocam. Tıp fakültesi istiyorum ama başarabileceğimden emin değilim. Sizce ne yapmalıyım? Hocam zamanımız çok az kaldı. O yüzden kısa bir toparlayalım isterseniz. O zaman hastanenin acil servisine gidecek öğrencimiz. Oraya Hı. getirilen hastalar ilgisini çekip ne olmuş acaba nasıl tedavi edecekler diye merak mı ediyor? <laughs> Yoksa e, kaçıyor aman ya kanıyor bak ma mı diyor. Evet, eğer e, mutlu şeyse Hast Haftaya tıp üzerinden tekrar konuşalım. Evet sen zordasın devam ederiz. Tamam. Mı? Ağzınıza <laughs> sağlık. Evet sosyal medya hesaplarımızdan hafta boyunca şu anda aşağıda da yer alıyor adreslerimiz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bu program sizlerin programı. O yüzden merak ettiklerinizi aklınıza takılanları sorun. Biz de hocamla burada cevaplayalım. Hocam şimdiden herkese iyi bayramlar dileyelim mi? Hadi iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. Hoşça kalın.